Merhaba arkadaşlar, bu bölümde C Sharp'ta daha farklı bir konuya göz atıyor olacağız. Bu sefer grafiklerle ilgili ufaktan bir pencerelerinden bakacağız. Şimdi biz normalde bu Visual C Sharp'ta yazdığımız programı çalıştırdığımız zaman bir form var ve bu programımızın görsel alanı, yani bilgisayarda bize sunduğu görsel alan, bu formun içerisinden aktarılmakta. Yani bu formun dışına müdahale edemiyoruz. Mesela ekranın sağ üst köşesine formun içinde olmayan bir yazı vesaire veremiyoruz. Neyimiz var? Formumuz var. Formun dış çerçevesiyle birlikte. Yine buradaki başlık, metni yazan kısımdaki başlığı değiştirebiliriz. Onun dışında buradaki işte belki bazı maximize'ı mesela iptal edebiliriz. Bu tarz ayarlar yapabiliriz. Bunun dışında da formun aktif alanı var. Ve biz şimdiye kadar bu formun aktif alanında gösterdiğimiz şeyler, gerek label'lar olsun, butonlar, text box'lar olsun, bunları hep bir toolbox'tan bir tane elemanı bu forma ekleyerek yaptık. Yani formun üzerine çizilen şeyleri biz toolbox'ımızdan bir eşya ekleyerek yaptık. Ama bilgisayar aslında bunu bu şekilde yapmıyor. Bilgisayar ne yapıyor? Yani bu butonları veya text box'ları aslında kullanıcıya aktarılan görsel kısmı ile ilgili olan her birinin nasıl çizileceklerine dair sakladığı bilgiler var programımızın ve program ilk başladığı zaman form 1'in içini doldurmak için içerideki her bir şurada da görebileceğimiz her bir form objesinin ayrı ayrı nasıl çizileceklerine göre bakıyor ve onları ayrı ayrı ekrana çiziyor. Bu işlemi aslında form paint metodunda yapıyor. Eğer buradan şimdi formumuzu seçip properties ekranından events'e gelirsek, şimdi burada dolu olan load var. Form 1 load ve bu da form1.css C# kısmına gelirsek Form 1'in ilk açıldığında yapılanlarla ilgili. Ve bunu biz burada şurada görebilmekteyiz. Form 1 ilk açıldığında. Biz daha önceden sanırım burada bazı değişiklikler yapmışız. Form 1 ile ilgili. Şimdi burada benim bahsettiğim paint metoduna gelelim. Yani bu pencerenin çizilmesi gerektiği zaman yapılacak olan işlemler bu paint metodunda bulunmakta ve çift tıkladığım zaman event'i bana otomatik olarak bu event'e bağlı olan bir metot oluşturdu. Form 1 paint şeklinde. Şimdi dediğim gibi burada form 1'in çizilmesi gerektiği zaman bu metoda başvuruluyor. Burada isterseniz şöyle bir şey yapalım. Message box diyelim. Show diyorduk sanırım. Çiziyorum abi desin. Bakalım acaba ne zaman çağıracak? Şimdi programı çalıştırıyorum. Çalıştırır çalıştırmaz gördüğünüz gibi aslında çiziyorum abi dedi. Sonrasında da gitti çizdi tabi. Bizi beklemedi. Tekrar çiziyorum abi diyor. Şimdi çiziyorum abi'den kurtulamıyoruz. Niye? Çünkü Form 1'in her paint metodunun çağrışında, her tekrar çizilişinde çiziyorum abi desin dedik. Tamam, güzel. Ama çiziyorum abi penceresi gördüğünüz gibi ayrı bir pencerede açılmakta. Ben arkadaki formu seçmeye çalışsam sistem engelliyor. Açılan pencereyi kapattığım zaman Form 1'e geri dönüyorum ve Form 1'e geri dönüyor olmam Form 1'in yeniden çizilmesi için bir komut gönderiyor aslında. Neden? Çünkü üzerinde şu an başka pencere var. Mesela hareket ettirdim vesaire gibi bir şey oldu. Diyelim Form 1'e geri döndük. Form 1'in yeniden çizilmesi gerekiyor. Şimdi bundan kurtulmak için ben stop debugging dedim. Kendim zorla durdurmuş oldum. Bir pencere açarak değil de işte konsola yazıyor olsak sorun olmayacaktır diye düşünüyorum. Şimdi çalıştırıyorum. Konsola çiziyorum abi diye yazmış olsa gerek şuradan. Konsol neredeydi acaba burada?
Window'dan. Harbiden burada konsol neredeydi acaba? Ops. Sunlight. İyice batırdık. Her neyse. Aslında konsolumuz olması lazım diğerlerde. Konsol dediğimiz bu işte komut satırı gibi. Evet, bulduk mu? Yok. Bu mu? Ha, pardon abi demiş zaten. Bayağı demiş. Evet, şimdi konsol tekrar nereden açtığımızı bulduk, tekrar çalıştırayım. Gördüğünüz gibi burada çiziyorum abi bayağı demiş. Yani birkaç defa Paint'i çağrılmış. Bu pencereyi tekrar açıyorum. Tekrar çiziyorum abi dedi gördüğünüz gibi. Ben burada hareket ederken gördüğünüz gibi tekrardan çiziyorum abi diyor aralıklarla. Ben durdum, fareyi hareket ettirmiyorum şu an demiyor. Ama bazı butonların üzerine gelince buton highlight oluyor, rengi değişiyor. Tıklayınca bazı işlemler oluyor. Yani pencerenin işareti her değiştiğinde aslında bu paint metoduna bizim programımız başvuruyor. Tabii şimdi paint'teki kontrolleri sadece biz formun kendisine bırakmayalım. Gelin grafiği kendi elimize alalım. Şimdi graphics diye bir tane class var. Ve biz bu grafik class'ından grafik adını verelim. Grafik objesi alacağız. Bir tane bir yerin grafiklerine hükmetmek istiyoruz. Ve bu grafik objesini this dediğim burada bu forma, yani form 1'e karşılık gelmekte. Form 1'in create pardon yanlış şey seçtik. Form 1'in create graphics metodundan alacağız. Yani ne dedik burada? Form 1'in grafiklerini, kontrolünü grafik klasına ait bir grafik objesine aktardık. Yani bu grafik nesnesini kullanarak biz çeşitli eylemler yapabiliriz. Mesela burada bazı draw fonksiyonları var. Draw çiz demek. Ve burada çeşitli şekiller, resim, string gibi şeyler var. En basiti olan ise bunlardan line. Şimdi line'a geldiğimiz zaman hatırlarsanız burada parantezi açtığımız zaman farklı çeşitlerini burada görebilmekteyiz. Ve fark edeceğimiz şey her dört şeklinde de bir çizginin belirlenişinin bir pen objesine yani kaleme ihtiyacımız var. Öncelikle gelin o zaman kalemi ayarlayalım biz burada. Bir pen lazımmış bize. Pen dedik. Pen bildiğimiz kalem. Kalem ne işe yarayacak? Bizim şekli çizerken kullanacağımız bazı ayarlar var. Şimdi burada pen belirtirken renginden oluşturabiliyoruz. Veya hem rengi hem de kalınlığından bahsedebiliriz. Veya burada brush demiş. Brush'a daha sonra geleceğiz. O ikisini şimdilik kullanmıyoruz. Color. Color dedikten sonra noktayı koyduktan sonra bize bazı renkler verecek. Şimdi pencerede kolay gözüksün red diyelim. Bir de kalınlık belirleyeceğiz. Kolay görelim diye işte 4 diyelim mesela. Artık bir kalemimiz var ve draw line'a yani çizgi çizmek için bir kalem verebiliriz buraya. Başka ne gerekiyor? Şimdi bu formda point, iki tane nokta belirleyebilirmişiz. Nokta objeleri var point ve iki tane koordinat integer'ından veya double değerinden oluşmakta. Diğer türlü baktığımızda point f var, floating point. Yani bu da virgüller alabilen noktalar. Float 4 adet float sayı veya 4 adet integer sayı girerek bir çizgi oluşturabilirmişiz. Gelin integer girelim. Integer x1 y1, x2 y2 demiş. Burada şimdi x1 y1 ilk noktanın koordinatları. Mesela 0'a 0 olsun. Çizginin başlangıç noktası. X2, Y2 ise ikinci noktanın koordinatları. Yani çizginin sonunun koordinatları. Buna da böyle diyelim. Şimdi denemek için çalıştıralım.
Gördüğünüz gibi burada cız diye devasa bir çizgimiz oldu pencerede. Şimdi fark edeceğiniz bir şey varsa o da çizgi alt kısımda kaldı. Yani biz bunları biz çizgimizi çizdik. Üzerine yerleşen objeler bundan sonra yerleştiler. Yani biz çizgilerle vesaire uğraşıyorsak aslında zaten kullanılmayan bir alanda yapmamızda fayda var. Mesela bu kısım bilerek programda boş bırakılmış olur. Biz orada çizgimizi vesaire çizeriz. Butonlar o çizginin yakınına yaklaşmayacak şekilde yer alır. Veya çizgiler kullandığımız, mesela çizgiler derken herhangi bizim kendi kontrolümüzle grafiğe çizdirdiğimiz şeyler kullanıyorsak belki de hiç buton falan yoktur mesela. Bir oyundur. Bütün her şekli biz ayarlıyoruzdur. Bu tarz bir şey de yapılabilir. Şimdilik hani biz çizdiğimiz şeyleri görebilmek için bu önceden yaptığımız bütün nesneleri hepsini seçtim ben. Birazcık aşağı koydum. Şimdi point olarak da belirtebiliriz demiştim noktaları. X pointi, new point. Point oluştururken neler gerekiyor bize? Biz bunu kullanacağız. X ve Y koordinatları işte 40'a 40 diyelim mesela. Ve bir tane de Y noktası olsun mesela. Bu da 140'a 140 olsun. Ve biz burada draw line için Y ve X noktalarını belirleyebiliriz. Noktaların işte biri önce gelmiş, biri sonra gelmiş fark etmiyor aslında. Çünkü iki nokta arasında zaten şeklimizi oluşturmakta. Nokta çizmek dışında başka nelerimiz var? İsterseniz bunu da başka bir kalem yaparak deneyelim. Bu da mesela tarp. Grafik dedik yine. Mesela draw'lardan basitlerinden gidelim önce. Diğerlerini daha sonra lazım olduğunca kullanırız. Draw rectangle var. Rectangle için yine bir kaleme ihtiyacımız var. Kalem diğerinin adına ne demiştik? Kalem 2 diyelim mi? Hata vermesin. Kalem 2 dedik. Bir rectangle objesi aktarabiliriz. Yine point'e benzer bir yapı da oluşturuluyor. Veya işte x, y koordinatları ve genişlik ve yükseklik olarak verebiliriz. Burada verdiğimiz x, y koordinatları şeklin sol üst köşesinin denk geleceği noktayı belirlemekte. 10'a 10 diyelim mesela. Ve burada 100'e 50 diyelim. Burada verdiğimiz sayılar piksel bazında olmakta. Yani 100 piksele 50 piksel, 10'a 10'luk piksel noktasından başlamakta. Mesela buna 0'a 0 diyelim ve ekranın koordinatları hakkında bir bilgi vereyim. 0'a 0 noktası form penceresinin sol üst köşesinde yer alır. Ve x koordinatları sağa doğru artarlar. Y koordinatları ise aşağı doğru artarlar. Hani bilgisayarda bu şekilde bir format kullanılmakta x, y koordinatları açısından. Grafikle yapabildiğimiz başka neler var? Mesela draw poligon var çokgen çizmek için. Çokgenlerde her bir noktayı ayrı ayrı belirtmemiz gerekecek. Bir tane çizelim istiyorsanız. Pen ve points array'i istiyor bizden. Bir array sağlamamız lazım. Kalem diyelim. Ve array'i acaba şöyle yapsak kabul eder mi? Bir deneyelim. Points array veya bir dakika bakalım ne istiyordu. Evet, points array istiyor. O yüzden biz birkaç tane point'i buradan oluşturmamız gerekecek. Bir üçgen olsun bu. X, Y, Z'sini oluşturalım. Çok da şey olmasın. Array dedik. Burada ne olacak? Y, X ve Z elemanları olacak. Buraya da ARR'yi gönderiyoruz.
Gördüğünüz gibi burada darme çatma bir üçgenimiz oldu. Buradaki nokta sayısını arttırarak şeklin işte başka çokgenlere dönüşmesini de sağlayabiliriz. Mesela böyle deseydik de daha farklı şekiller oluşturabiliriz. Bu şekilleri kullanarak kendi resmimizi derken istediğimiz şekli resmi bir şekilde buraya yansıtabiliriz. Bunun dışında yani bir oyun yapacak olsak resimlerini çizerken bu şekilde çizgilerle uğraşmayacağız tabii ki. Draw image diye bir tane metodu var. Ve burada image cinsinden bir tane nesneye ihtiyacımız var. Bununla ilgili daha sonra ki derslerimizde buna değinebiliriz. Şimdi image mesela. New image dersek tabii ki pek fazla işimize yaramayacak. Çünkü hani bu imajı, resmi bir yerlerden almamız lazım bizim. Bunu almak için çeşitli yöntemler kullanıyor olacağız. Bunu daha sonraki derslerimizde görelim. Image kısmı biraz daha hani sonraya kalsın. Bunun dışında grafiği kullanarak yine Draw String diye bir seçeneğimiz var. Bir string yazabiliriz. Bunun için ne gerekiyor? Bir string sağlayacağız programa. Bir fonta ihtiyacımız var. Fontumuzu oluşturalım o halde. Direkt burada da isterseniz new font diyebilirsiniz. Ve bu font için font ailesini, ismini vesaire belirtmemiz gerekiyor bazılarında. Mesela Arial diyelim. Bir size belirleyelim. Şu an yaptığımızda size'ı da belirledik. Bir de font style istiyor bizden. Font style nokta dersek burada işte bold'tur, altı çizgilidir, italiktir, o tarz şeyler bulunmakta yine. Tabii burada new font dedik. Şimdi başka bir eleman bu string'i yazabilmemiz için bizden bir tane brush istiyor. Şimdi brush'lara geldik o halde. Brush'sız ilerleyemiyoruz. Yani bizim penimiz aslında burada çözüm sağlamayacak. Bir brush lazım. String yapmak için. Brush da fırça demek. Brush'ın tabi burada bizim kullanacağımız fırça aslında solid brush. Solid brush'ın penden farkı çizdiğimiz şeyin içini doldurması. Yani harfleri içi boş yapamadığımız için, içini doldurmamız gerektiği için onları çizerken brush kullanacağız ve yine bir color istiyor bizden. Bir renk diyelim yine. Solid brush, brush'ın bir alt kategorisi yani extend ediyor brush'ı. O yüzden brush cinsinden fırçanın içerisine koyabilmekteyiz. Fırçamızı da bu şekilde sağladık. Başka bir şey gerekiyor muydu? Bir nokta gerekiyor veya dikdörtgen şeklinde veya işte XY koordinatları biçiminde belirtebiliyoruz yine. 100'e 100 diyelim. String'imiz merhaba. Fontumuzu burada direkt belirledik. İstersek ne yapabilirdik? Yukarıda ayrıca işte font bizim font eşittir new bunları derdik. Buraya direkt bizim fontu yazardık. Fırçayı yukarıda belirledik. Yine fırçayı belirlerken de aslında burada direkt new solid brush şeklinde belirleyebilirdik. Ama bu fırçayı birden fazla kullanabileceğimiz için ayrı bir değişken olarak belirledik. Ve x, y koordinatları halinde bizim string'in yazılmasını istediğimiz kısmı yazdırdık. Gördüğünüz gibi burada merhaba yazmış oldu. Merhaba dedik. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Şu fazlalıkları atalım mı? Neyse kalsın.
Çok da önemli değil. İki farklı koordinat belirleyelim biz. Bunlar class'a ait olsun. Private. Integer diyelim. Core x ve core y olsun bu ikisi de. Ve form 1 açılınca core x'i 0'a ya da 0 olmasın 20 olsun. Core x ve core y'yi 20'ye eşitleyelim. Ve biz aynı zamanda her timer'ın tick edişinde ben denerken eklemiştim bunu, şimdi diksizdim. O yoktu zaten sizde. Onu görmemiş olun. Her timer 1'in tick'inde core x'i arttıralım. 1 arttıralım. Core x. Tamam. Şimdi bir çalıştıralım bakalım. Gerçi bu core x, core y'yi kullanmadık tabi. Öyle de bir sorun var. Core x, core y'yi rectangle'ın koordinatları olarak belirleyelim. X koordinatı ve y koordinatı. Rectangle'da bu kadar küçük olmasın. Temsili bir adam olacağı için. Adam kadar olsun. Çalıştıralım. Rectangle'ımız burada 20'ye 20'den başlamış. Başla dedim. Neler oluyor görüyorsunuz. Rectangle aslında hareket ediyor. Durduralım biz şimdi burada. Rectangle sürüklendiği yerlerde kaldı. Şimdi bunu aşağı göndereyim. Tekrar çağırayım. Aa, rectangle'ımız bir taneymiş halbuki. Yine başlatalım. Kayıyor, ilerliyor. Şimdi buradaki sorun aslında biz ekrana yeni şeyler çiziyoruz fakat ekranın tamamını yenilemiyoruz. Yani her çizdiğimizi aslında üst üste çiziyor. Ekranı kapatıp yani simge durumunu küçültüp tekrar açtığımızda ise ekranın yeniden çizilmesini sağlıyoruz. Yeniden çizilince tek bir dikdörtgen olduğunu fark ediyoruz. Bunun için dis de refresh dersek eğer, ekranı yenilersek yani her koordinat arttırdığımızda ekranı yenilersek, gördüğünüz gibi şimdi ekran yenilendiği için bizim hareketimiz boyunca çizilenler üst üste binmiyor da ayrı bir şekil, yani tek bir şekil hareket ediyormuş gibi gözüküyor şu an aslında. Aslında ne yapıyoruz? Çizdiğimiz dikdörtgenin koordinatlarını değiştiriyoruz ve ekranın yeniden çizilmesini sağlıyoruz. Tabi tüm ekranın tek bir şekil için yeniden çizilmesi çok da bir şey değil aslında. Efektif bir şey değil. Şimdi mesela belki şu an belki videoda fark edilmiyor olabilir ama merhaba falan birazcık yanıp sönüyor. Ne oluyor? Çünkü çok sık ekranı yeniden çizdirdiğimiz için bizim bütün bunları yeniden çizmemiz için ufak beklemeler olabiliyor çok kısa sürede olsa. Ve hani yanıp sönüyormuş gibi gözükebiliyor. Bunu engellemek için mesela tüm ekranı yeniden çizdirmektense sadece bizi ilgilendiren kısmı yeniden çizdirmek gibi stratejiler kullanıyor olacağız eğer C# kullanarak oyun vesaire yapıyor olursak. Hani bunun dışında zaten butonlar, text box'lar vesaire her birinin aslında birer paint metodunda kullanmak için tanımlamaları var. Ona göre çizilmekteler. Ve her biri de aslında kendi çizim şeylerini biliyorlar. Mesela işte bir buton belli bir şekillerde rectangle çizdiriyor. İçerisine string çizdiriyor. Vesaire. Dedik hani neler yaptık? İşte hareket eden bir dikdörtgen yaptık. Bunu hani daha farklı şekilde ne yapabiliriz? İşte ileriki bir bölümde dikdörtgeni belki de tuşlarla hareket ettirirsek işte ne olur? Oyun dediğimiz şeye birazcık yaklaşmış oluruz belki. Veya işte yukarıda bir animasyon gösterebilirsiniz. Şirketinizin logosu olabilir programın üstünde. İmajları da kullanmaya gelince daha güzel şeyler yapabiliriz. Onun dışında çizerek isterseniz kendi işlevlerinize sahip toolbox'taki elemanlar gibi elemanlar yapabilirsiniz. Mesela kendi özel buton stiliniz olur. Değişik şeyleri birleştiren garip butonlar, garip elemanlar yapabilirsiniz.
Ama hani bu daha ileriki derslerimizde değineceğiz. Şimdi hani bir grafik konusuna uzaktan kapı aralığından bir göz atalım diye böyle yaptım. Biz toolbox'ımızı biraz daha inceleyip, biraz daha C# üzerinde bilgi edindikten sonra bu grafiklerle ilgili konuya tekrar geri döneceğiz. Şimdilik hoşça kalın.